Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şerbetin içerisine tam çeken çok lezzetli badempare tarifi vereceğim. Sizler de bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin. İsterseniz iftar sonra misafirlerinize, sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. İsterseniz de bayram tatlısı olarak ikram edebilirsiniz. Çok lezzetli, mutlaka deneyin. Tatlının ilk olarak şerbetini hazırlıyoruz. Şerbeti için 2,5 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı suyu alıp kaynatalım. Ama 2,5 su bardağı şerbet benim biraz fazla geldi. İsterseniz 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı da su ayarlayabilirsiniz. O şekilde şerbetini hazırlayabilirsiniz. Şerbeti karıştıralım. Üzerisine 1-2 damla limon sıkalım. Biraz da limondan kesip kabuğuyla beraber içerisine atalım ve şerbeti 8 dakika kaynatıp soğutalım. Tatlının hamuru için yoğurma kabının içerisine 125 gram dolu dolu böyle tepeleme 3 yemek kaşığına denk geliyor. Margarin veya tereyağı ilave edelim. Üzerine 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı irmik ilave edelim ama irmikleri böyle yani kaşığı tam doldurmayalım, tepeleme olmasın. Sonra üzerine yine aynı şekilde 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi ilave edelim. 1 paket vanilya şekeri, 1 yemek kaşığı şeker ilave edelim. Üzerine böyle tepeleme olacak şekilde 1 tatlı kaşığı da kabartma tozu ilave edelim ve bu malzemeleri birbirine yedirene kadar karıştıralım. Böyle malzemeleri güzel birbirine yedirene kadar elimizle karıştıralım. Sonra kontrollü olacak şekilde de üzerine un ilave edelim. Ben unu kontrollü olacak şekilde kullandım. Hep böyle gerektikçe üzerine biraz un ilave ettim. O şekilde yoğurdum. İsterseniz siz de o şekilde yapın derim. Çünkü bu tatlının hamuru kesinlikle katı olmayacak. Böyle koyu bir kıvamı olmayacak. Yoksa içerisine şerbeti çekmez. Tatlımız güzel olmaz. Böyle şerbetin içerisinde yüzer. Sonra istediğiniz lezzeti, istediğiniz kıvamı tutturamazsınız. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde ilave edelim. Ben böyle kontrollü şekilde 1 su bardağı unu ilave ettim. Tam yetmedi, biraz daha cıvık geldi. Ve üzerine 2 yemek kaşığı daha un ilave ettim. Siz de o şekilde ayarlayabilirsiniz. 1 su bardağı un artı 2 yemek kaşığı un tam geldi benim vermiş olduğum bu ölçülere. Böyle hamuru toparladıktan sonra bir parça alın. Hamuru böyle test edin yumuşaklığını. Böyle şeklini verirken pürüzsüz bir şekilde kolaylıkla şekil veriliyorsa hiç böyle zorlamadan tatlınız olmuş demektir. Böyle ele yapışmayan yumuşacık bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Bakın böyle şeklini hemen kolaylıkla verebiliyoruz. Ve hiç böyle pürüz olmayacak, böyle çatlaklık kalmayacak. Ona dikkat edelim. Böyle gayet küçük olacak şekilde tatlımızın şeklini verelim. Sonra bir kasenin içerisine süt alıp yeteri kadar da böyle çiğ bademi alıp süte batıralım bademleri. Tatlımızın üzerine bastıralım. Böylelikle bademler kabardıkça düşmez. Yapışıyor, güzel yapışıyor bu şekilde sütten yaparsanız. Benim bu vermiş olduğum ölçülerden 24 adet tatlı çıktı arkadaşlar. Tatlımızın şeklini verdikten sonra önceden ısıtılmış 175 derece alt üst ayarda yarım saat tatlımızı pişirelim. Benim tatlım tam 30 dakikada tam oldu arkadaşlar. Tam pişti. Oda ısısında olan yani oda ısısında soğumuş olan şerbeti tatlı fırından çıkar çıkmaz sıcak tatlıyı üzerine soğuk şerbeti dökelim. Ama şerbetimin soğukluğu da öyle dolaptan çıkma soğuklukta değil. Normal oda ısısındaki soğuklukta. Şerbetten yeteri kadar üzerine dökelim. Ve tatlımızın üzerine bir tepsi örtelim. Bu şekilde tatlıyı dinlendirelim. Benim tatlım 1 saatte servise hazır hale geldi. Ben 1 saat sonra tatlıyı servis ettim. Tam kıvamında olmuş arkadaşlar. İçerisine de şerbetini tam bir şekilde çekmiş.
Hatta ertesi güne de tabii ki daha da bir lezzetli oldu. Böyle içerisindeki Hindistan cevizinin de kokusu ayrı bir lezzet katıyor. Mutlaka bu tatlıyı deneyin derim. Bakın size tatlının şerbetini nasıl çektiğini de göstereyim. Bademin alt kısmı dahi şerbeti tamamen içerisine çekmiş. Böyle çok lezzetli bir tatlı arkadaşlar. Mutlaka bu tatlıyı deneyin. Badem parem servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.